Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz. Orjinal matematik yayınlarının 2023 AYT soru bankasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Polinomlarda 13 defte kaldık gördüğünüz gibi. 13 defte beraber polinomları tamamlıyoruz. Bir sonraki konumuz ne olacak? İkinci yajan denklemler olacak. Şimdi isterseniz hiç zaman kaybetmeden polinomların son testiyle çözümlerimize başlayalım. Şimdi testimizde ilk soruda diyor ki A 0 1 2 diyor. Dördüncü yaşam, bir px polinom katsayıları yukarıda verilen a kümesinin elemanları en az birer kez kullanılarak oluşturulmakta. Yani dördüncü yaşam, bir polinom oluşturacağım. Şöyle yazalım. px eşittir. x üzeri 4, x küp, x kare, x bir de sayı. Doğru. a kümesinin elemanları en az bir kez kullanılacak. Ve tüm oluşturulan px polinomları için px2'nin en büyük ve en küçük değerlerin toplamı. He. O zaman x'e eksi 2 verdiğimde en büyük olanı bulmaya çalışalım sizinle. Katsayıları da kaç olacak? 0, 1, 2 olacak ve hepsi en az bir kere kullanacak. Şimdi eksi 2 verdiğime göre değil mi? Şimdi bu çift kuvvet onu pozitif yapar. O zaman bunun önüne bir 2 daha koyarım daha büyük olsun diye. Şimdi x küp ya. Eksi 2 verdiğim zaman bu negatif gelecek. Ben bunu çıkarayım devreden. Bence bu olmasın. Hatta şöyle göstereyim, 0 tane x küp olsun. Ve böylece 0 elemanını da kullanmış olduk. 2'yi de kullandık 1'i kullanacağız. O zaman cıma 1'i de burada kullanayım. Sonuçta değil mi? Eksi 1 yazsam da burası ne geldi? Pozitif geldi. O zaman şu x'i kullanmayayım. x karenin kat sayısını da 2 diyeyim. Bakalım şimdi beraber bakalım. 2 var, 0 var, 2 var, 1 var. E tamam hepsi var. O zaman eksi 2 verirsek ne yapar? E, 16, 32. Eksi, bu gitti zaten. Eksi 2 verdik. 4, 8 artı 1. Kaç yaptık? 41 yaptı. Şimdi bu alabileceğimiz maksimum. Şimdi minimuma bakalım. Şimdi şunu şuradan kopyalayalım. Şöyle alalım. Şunu şuradan sildim. Şunu şuradan sildim. Şunu şuradan sildim. Bir tane x var değil mi? Peki. Şimdi biz ne yapmak istiyoruz? İfadenin minimum olmasını istiyoruz. O zaman bunun katsayısını sıfır yaparım abi. Ama dördüncü derecen diyor. O zaman yapamam abi. O öyle kalacak. X'e 4 oldu. Şimdi en küçük olmasını istiyorum ya. Gidiyorum buna 2 veriyorum. Çünkü bunun kuvveti tek olduğu için. Eksi 2'nin kübe eksi 8 eksi 16'ya bağlar. Yani olabildiğince küçültür. O zaman burası çift. Eksi 2'yi pozitif yapacak ya. Bunun da kat sayısını 0 seçerim. Mesela bunun da kat sayısını 2 seçerim. Şimdi ben 1 seçtim. 2 seçtim. 2 seçtim. 0 seçtim. Tamam bu da 0 olsun. Bunu da seçmeyeyim o zaman. Çünkü oraya bir şey yazarsam sonuç büyüyecek. O zaman eksi 2 verirsek. Ne oldu? 16. Eksi 2 verdik. Eksi 16. Bu gitti. Eksi 2 verdik. Eksi 4. Şunları topla söner. Ne geldi? Eksi 4 geldi. Bizden bu ikisinin toplamını istiyordu. 41 ile eksi 7'nin. Eksi 4'ün. Ozancağımız ne oldu arkadaşlar? Edirne oldu diyebiliriz. Biraz böyle muhakemeli bir soru. Sizin onun kendiniz karar vermeniz gerekiyor. TYT gibi güzel ama AYT kadar da zor bir soru. Bu şekilde ilk sorumuz vardı. Geldik ikinci soruya. Katsayılar rakamlarda oluşan sıfırlarından biri bu, yani köklerinden biri. Şimdi o zaman orası 2x artı 3 diye bir çarpan barındır Bir de ax artı b diye bir ifademiz var. Çünkü ikinci de dedelenmiş. Bizim px'imiz bu. Yalnız şarttığımız ne? Katsayılar rakamdan oluşacak. Rakamdan oluşacak katsayılar. O zaman ben bunu dağıtayım. Katsayıların rakam olmasını isteyeyim. 2a x kare artı 2bx hatta 2b artı 3ax artı 3b. Şimdi burası a1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur, a5 olmaz. Değil mi? Şimdi a1 olursa şöyle yapalım isterseniz. a1 iken b'nin alabileceği değerlere bakalım. Buraya koyduğumuzda her defasında farklı bir polinom çıkacak. Yani şu şartımız ne? Bu arkadaşlar 9'un üstüne bir değer alamayacaklar. A'ya 1 versem burası 3 olur. O zaman 3 olursa B 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir. Şimdi burası 3 yaptı ya, 3 kere 2, 6, 3 daha 9. O zaman burada kesildi. Hatta ben şöyle yapayım. 3 A'yı buraya yazayım. Bak şimdi daha net anlaşılalım. Şimdi A'sı 1 olsun, tamam mı? A'sı 1 ise, burası 10 ya da 10'un üstü çıkmamalı. Burası 1 ise, kaç yaptı? Orası 3. O zaman burası 0 olur, 1 olur, 2 olur, 3 olur. 4 verirsem 8, 8 artı 3, 11 yaptı patladı. A'yı 1 seçtik. Şimdi A'yı 2 seçtim. 2 seçersem yani amacım burayı rakamlıktan çıkarmamak. Bu arada B 4 de olamaz. Onu da anlayalım. A da 4 de kesilecek. Hmm. O zaman ne oldu? 0 olur, 1 olur. E, ee, A'ya bir kaç verdik? 2 verdik. 3 kere 2, 6. Yalnız 2 verirsek ne olur burası? 4 olur. 6 artı 4'ten kaç yapar? 10 yapar. Demek 2 veremiyormuşuz. 2 verdiğimizde alabileceğimiz değer 0 ve 1. 3 verirsek 3 kere 3, 9. Burası 0 olabilir. 4 veremeyiz. Bitti. O zaman 4, 6, 7. 7 tane ne varmış? Farklı yazabileceğimiz polinom varmış. Çok güzel. Aslında tyT gibi bir soru ama bu soru tarzı AYT'de gelir. Hani sayılarla oynamalı bir soru ama bu soru tarzı ayette de gelişeceğiz. Çok da böyle teyitlik bir soru değil. Geldik 3'e. Şimdi 3'ün sorumuzda ekranı durdurabilsem. Heh tamam oldu. Px ve Qx birer polinom. Px 1'in derecesi 5'miş. O zaman P'nin de derecesi 5'tir. Qx artı 1'in derecesi 4'miş. O zaman Q'nun da derecesi 4. Px ve Qx'in derecelerinin çarpımında 9'muş. Şimdi bunlar neler bunlar? Önermeler. Olmayı da bilirler. Değil mi? Şimdi hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi hangileri kesinlikle doğrudursa o zaman ben bir ise sıfır ihtimalini düşüneyim. Bir ise sıfır ihtimal olursa olay ortadan kalkar. Şimdi diyor ki p ve Qx'in derecesi çarpımı 9'sa P ve Q ne olmalı? Sıfır olma malı. Eğer burası 1 olursa zaten kesinlikle doğru olmuş oluyor. Ben şimdi benim amacım bunu yakalamak. P ve Q'nun 0 olması nasıl olur? Mesela ikisi de farklı iken R'nin doğru olmasıyla olur. Bak şimdi şöyle anlatayım. şuradan buradan biz ne anlıyoruz? P'nin derisi 5, Q'nun derisi 4. P çarpı Q'nun derisinde 9 olduğunu anlıyoruz. Ama diyor ki eğer ki pxte de Qx'in de dereceleri çarpımı 9 ise belki P'nin derisi 6, Q'nun derisi 3. Bak P ile Q'nün derisi 9 ise bu ve bu doğru olacak diye bir kaide yok. İkisi de farklı olup gördüğünüz gibi ikisi de farklıysa burası yanlıştır. Yani P'nin derisi 6'dır, Q'nün derisi 3'tür ama çarparsın yine 9. dereceden çıkar. Gördük mü? Burası 1 oldu. 1 ise 0. Ne oldu? 0 oldu. Kesinlikle doğru mudur? Değildir. Şimdi 2 R çarpımların derisi 9 ise ya P'nin derisi 5'tir veya Çarpımları 9sa Q'nun değeri 4'tür. Yo, Öyle bir şey olmak zorunda değil. Değil mi? Biraz önce verdiğimiz örnek. 6 ile 3 seçtim. Değil mi? Mesela bakın burası 1 burası 0. Burası 1 burası 0'sa burası 0 burası 0 0 veya 0 nedir cevabı? 0'dır mantıklı. O zaman 1 0 1 0 olabiliyor mu? Olabiliyor. O zaman ikinci öncülümüz de iptal. 3'te ne diyor? P ve Q. P'nin değeri 5, Q'nun değeri 4 ise Çarpımların ilerisi 9'dur. Bak bu doğru işte. Yani doğru cevabımız ne geldi? Çeyhan geldi diyebiliriz. Bu da 3. sorumuzun cevabıydı. Mantıkla beraber ne yapmışız? Polinom sorusunu birleştirmişiz. Çok da ne olmuş? Güzel olmuş. Peki geldik dörde. Gerçek katsayılı ve en büyük dereceli terimin katsayısı 3 üç olan 3. dereceden bir px polinomu. Kaçıncı dereceden? 3. Peki. 3 tane çarpan oluşturmaya çalışalım falan filan. Bak bununla ikisinin çarpımı 0 değil. Bu ikisinin çarpımı 0. Hmm, o zaman burası sıfırdır. Çünkü bu da sıfır değildir, bu da sıfır değildir. O zaman bu sıfır değilse burası kesin sıfırdır. Bakın burası sıfır değilse burası sıfır değildir. O zaman burası kesin sıfırdır. O zaman p-2 sıfırsa polinomun x artı 2 diye bir çarpanı vardır. p-3 sıfırsa polinomun x-3 diye bir çarpanı vardır. Polinomumuz kaçıncı dereceden? Üçüncü dereceden. O zaman biz buraya bir a yazalım. Buraya da x Artı b yazalım. Bizim polinomumuza bu gelsin. Şimdi ne istiyor? Ee, terimin kat sayısı 3 olan. En büyük o zaman burası 3'müş. Süper. p eksi 1 de 24. O zaman eksi 1 ver. Eksi 1 verdim, 1. Eksi 1 verdim, eksi 4. Eksi 1 verdim, 5. Değil mi? Yok burası b'di. Değil mi? Eksi 1 verdim. b eksi 1. Ne geldi burası? 24. Burası eksi 12. O zaman burası eksi 2 yapar. O zaman B'de ne geldi? Eksi 1 mi geldi? B ise eksi 1'miş. Yani burası eksi 1. Yani benim polinomum burada. p 4 istiyor. Yazarız o zaman. Artık bitirdik soruyu. 3 çarpı 4 verdik. 6, 3 ne verdik? 4 verdik. 1. Sonra 4 verdik. 4 eksi 1'den de 3 geldi. 3 kere 3, 9. 9 kere 6 da kaç geldi arkadaşlar? 54 e, geldi diyebiliriz. Bu da 4. sorumuzun çözümüydü. Peki. Geldik 5'e. En büyük derecelerimin kas sayısı 1 olan 3. derecem Px polinomun grafiği dik koordinat düzleminde verilmiştir. Şimdi benim anladığım şey şu. Bir tane 1 diye bir kökümüz var. Bir tane 1'den küçük bir kökümüz var. Bir de 5'ten büyük bir kökümüz var. Doğru mu? En büyük derece terim kasası 1. Yani o zaman bizim x eksi 1 diye bir çarpanımız var bir kere. Bir tane x eksi a diye bir çarpanımız var. Bir tane de x eksi b diye bir çarpanımız var. Bu arada b de 5'ten büyük. A da 0 ile 1 arasında. Bu info cepte dursun. Şimdi başkası ile ilgili bir şey söylemiş mi? En büyük derece temin katsayısı 1. O zaman bizim Px polinomumuz bu. Hatta oraya 1 yazmayalım. Değil mi? Şimdi bak burası neresi? X'e 0 verdiğinde y'nin karşılığı. X'e 0 verirsek ne olur? Eksi A. Eksi 1. X'e 0 verdik eksi B. Bu üçünü çarpma eksi 1 geldi. Bunlar birbirini götürsün hadi. O zaman A çarpı B ne oldu? 1 oldu. Hmm. O zaman a yerine ya da tabi b hazır 5'ten büyükse o zaman a çarpı b 1 ise a yerine 1 bölü b yazabilirim. O zaman burası 1 bölü b yaptı. Şimdi buraları sildim abi. Benim px polinomum bu. p2 eksi 7 imiş. Şimdi şurada 2 verdiğinde ne olacak? Eksi 7 mi olacak? 2 verdim. 2 bölü 2 eksi 1 bölü b. 2 verdim 1. 2 verdim 2 eksi b. Ne geldi? Eksi 7 mi geldi? Dağıtalım b, 2b eksi 1 bölü b çarpı 2 eksi b eşittir eksi 7. O zaman şunu da şunu çarpacağız. Ne oldu? 4b eksi 2b kare eksi 2 artı b eşittir eksi 7b. Düzeltiyorum. Biraz çekinme mi oluyor? Eksi 2b var burada. Eksi 2b kare var. Sonra burası ne yaptı? 4b 1 b daha 5 b bu da geldi 12 b oldu. Bir de eksi 2'miz var. Bu ölçe 0 oldu. Yani b kare hepsini eksi 2'ye böldüm. b kare eksi 6 b artı eksi 2'ye böldüm. Artı 1 eşittir 0 oldu. Ama benden ne istiyor? A kare eksi 6 a istiyor. E peki a çarpı b kaçtı? 1'di. O zaman b yerine 1 bölü a yazarsak 1 bölü a kare eksi 6 bölü a artı 1 eşittir 0. Hepsini a kare paydasında birleştirirsek a kare eksi 6 a artı 1 bölü a kare eşittir sıfırdan burası sıfır olacak. O zaman a kare eksi 6 a ne geldi güzel kardeşim? Eksi 1 geldi diyebiliriz. Bu da 5. sorumuzun cevabıydı. Yani açıkçası burada b'nin 5'ten büyük a'nın da basit getir olduğunu anlaman lazım. Bir ikincisi e, p eksi 7 dediğinde burada yılmadan işlemi devam ettirecek. Hani şuradaki eksi 1'i de görmen lazım. Y eksenini kestiği nokta polinom. Peki geldik son sorumuza. Polinomun son sorusu 6. soru. İkinci ecem bir px polinom fonksiyonu için. px polinom fonksiyonu için. Bak bu sefer de böyle söylemiş. px polinom fonksiyonu için. px demiş 2x artı 1'den büyük eşittirmiş. Peki. Yani px her zaman 2x artı 1'den büyük. Öyle mi? Peki. Şimdi. Yani bunu nasıl açıklarım ben? Şöyle açıklarım. Şöyle bir tane x'e 0 verirsem y'si değil mi? 2 x 1 pardon. Şimdi ne yapıyorum? y eşittir 2x artı 1 doğrusu çiziyorum. x'e 0 verirsem y'si 1, y'e 0 verirsem x eksi 1 bölü 2. Şimdi bu arkadaş bizim burası ve polinom her zaman bundan büyük. Polinom bundan büyükse hep bunun üst tarafında kalacak demektir. O zaman benim polinomum şöyle bir şey olacak. Bakın şöyle bir şey olacak. Belki de belki de şöyle bir şey. Bilmiyoruz. P1 3'müş. Şimdi bak. B1 buraya x'e 1 verdim. 3. Burada x'e 1 verdim. 3. Demek ki hem doğrunun üzerinde hem de polinomun üzerinde olan bir noktaymış burası. Anlaştık mı? Şimdi benim Px polinomum var. Bir de 2x artı 1 doğrum var. Nerede birbirine teğetler? x'e 1, 1'e 3 noktasında birbirine teğetler. O zaman ben bunu bu tarafa attım. Tamam mı? Px 2x 1. Şimdi bu ifade ne oldu? Çift katlı köke sahip oldu. Bakın. Burada ben bir denklem çözüyorum. Ben Px polinomunun grafiğiyle doğrunun grafiğini birbirine eşitlediğimde kaç nokta kesiştiğini bulmaya çalışıyorum. Buna bir ortak çözüm denklemi deriz. Şimdi bunları sol tarafa attım. Böyle bir şey geldi. Ve kaç noktada kesişiyorlar? Bir noktada kesişiyorlar ve o noktada nedir? T'dirler. O zaman A parantezinde x eksi 1'in karesi. Bakın ikinci dereceden olduğunu belli ediyorum. Ve orada teğet olduğu için orada çift katlı kök olduğunu belli ediyorum. İşte Px eksi 2x eksi 1 buna eşitmiş. P2 de, P2 de 8 vermiş. O zaman x yerine 2 yazalım. P2 x yerine 2 yazdık. Eksi 5 eşittir. x yerine 2 yazdık. A geldi. P2 kaçtır? 8. O zaman A buradan kaç yaptı abicim? 3 yaptı diyebiliriz. O zaman cığma. Yani burası 3'müş. Peki bizden ne istiyor? Şunu istiyor. Px polinom burada bir meydanda. Biz burada eşitlik yaptık. Bakın burada bir eşitlik yaptık. Ama bu eşitlik net. Burası tam. Doğru. Burada biz Px polinomu 2x artı 1 eşittir demedik. Px polinomu ile 2x artı 1 birbirine eşitleyerek Ortak çözüm kümesi bulduk ama altta onu ifade ettik. O zaman biz P-1 bulacağız şimdi. P-1, x yerine eksi 1 verdim. Eksi 1 verdim. buraya 2, 1 yaptı artı 1. Eşittir. Eksi 1 verdim. Ne oldu? Eksi 2'nin karesi 4. 4A. Yani 4 kere 3 12 oldu. O zaman buradan P-1 kaç geldi arkadaşlar? 11 geldi diyebiliriz. Bu da 6. sorumuzun çözümüydü. Ve böylece polinomları tamamlamış olduk arkadaşlar. 10 test çözdük. Bir sonraki konumuz ikinci ajan denklemler. İkinci elden denklemlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.